Ya. Muhtar, 50 tane köy çekeceğime şu güzelliği çekerim. Ciddi diyorum, bak şaka değil. Aleykümselam. Sen neredesin? Kardeş, tamam, derdimi anlatacağım. Biraz geç kaldım. Ne geci, ben seni bekleyelim. Şeyden kurtaramadım. Sancaktepe'den kurtaramadım. Kelebek'teydim. Hoş geldin. Çok güzel. Allah razı olsun. Bak, iyi de gelmişim. Tam vaktinde gelmişim. Hangi cins bunlar? Akkara mı? Kimse şimdi gelme ama kameranın önüne. Akkara mı? Geç söyle anlat canım. Sen de beraber geçin. Muhtarınla. Hele geçin. Kurtuluş yok. Geçin bana hele şu kameranın karşısına. Geçin kardeş, hele geçin şu güzelliğe bak. Sen geç. Ben sorarım, sen cevaplarsın. Şimdi geçin bana o karşıma. Sen gel buraya, sor ona. Ulan Halil. Buraya gel. Masarı değil mi? Buraya gel. Yan yana. Küsür müsünüz birbirinizden? Yok yok. Yok. Yan yana git kardeş. Gel sor, sor şimdi cevaplasın. Ha böyle güzel. Ondan sonra Musa, al kamerayı. Muhabir sensin. Konuşarsan ben hiç konuşmam. Allah'ını seversin. Yanına geç. Evet. Önce bir seni bir tanıyalım. Evet. Merhaba Bahattin Bey, hoş geldin. Ben Kitre Köyü Muhtarı Kurban Özyıldırım. Arkadaşımız da Mehmet Çakmak. Evet. Köyümüzde koyunculukla uğraşıyor. Ayrıyeten benim kendi koyunlarım da buranın içerisinde. Beraber bu işi yapıyoruz. Şu anda dışarıda yemlemesini veriyoruz. Yavrular da emiyor. Yavrular da beraber. Bir buçuk saat sonra veya iki saat sonra yavru ayrılıp tekrar içeri alacağız koyunumuzu. Ondan sonra yavrular üşürler. Tabii ki. Dikkat etmek lazım. Evet, biraz sıkıntılı oluyor. Geçin bana bile yan yana. Sen de gel bu kameranın karşısına. Bizi görüyor mu? Hele bir sıkışın var mı? Gel sen de Muhtar. Kimiz, hepimizi görüyor mu? Kaçmak yok. Şimdi bak şimdi şuradan çevireceksin kardeş, kameraman sensin. Tamam mı? Şey yerleri silah. Şimdi muhtarım, benim kardeşime gelmeden önce Kitre'ye girişte böyle bir sürüyle karşılaşmak benim 15 tane köyü gezmekten daha güzel diye düşünerek geç yeter, hemen arabayı sağa çektim. Evet. Biraz geç geldim. Sancaktepe efendim kışlak derken üç dedim. Hakkın helal et öncelikle. Helal olsun. Öncelikle hakkın helal. Şimdi kardeş, köylerimizin süsü, küçükbaş hayvancılık. Bu konuda ne düşünüyorsun sen? Piyasası nasıl? Piyasamız kameraya bildin ha. Piyasamız şu anda biraz hayvancılıkta koyunculuk yeni başlıyor. Yeni başlıyor şeyimiz. Bahar münasebetiyle biraz daha hayvancılık, yani koyun küçükbaş hayvancılık biraz daha canlanmaya başladı. Yani bahara doğru kışın maalesef biraz daha düşüktü. Ama şimdi canlanmaya başladı. Şimdi inşallah böyle muhtarım devam eder. Ben şundan sordum. Evet. Şimdi büyükbaş hayvancılık Bayburt'ta, hayvan pazarında da her yerde ne takip yapıyor? Ediyoruz. Satışı şeyi takip tutuyor, ediyoruz. Yer tutuyor. Evet, takip ama ediyoruz. Ama küçükbaş hayvancılığımız dersen biraz ötelendi gibi. Sonra köylerimizde de fazla bu işi daha sık da yapan da yok. Yok, maalesef. Neden? Maalesef, sebep maalesef, ne? Halbuki maalesef. Küçükbaş Bayburdun arası küçükbaş hayvancılığa çok elverişli. Hele hele bizim köyümüz o konuda daha farklı. Arazi yapısı olarak daha farklı. Neye İnşallah yoruyorsun bunu bu artırmayı işi, düşünüyoruz Bahattin Bey. Neye yoruyorsun bu işi? Valla insanlarımızı bilmiyorum, teşvik. Yani her şeyden önce teşvik. Şurada ne kadar başka hayvan şey var? Yok. Gel bakalım, yaklaş hele. Şurada 500 Ebra buraya kameraya dön sen. 700-750 tane var. 700-750 tane. Görüyor musun bu kardeşimi? Yakışıklı ha. Çok da yakışıklı. Teşekkür ederim. Eyvallah. Şimdi benim kardeşim, kaç yıldır bu işi yapıyorsun? Doğduğumuzdan beri. Küçükbaş mı? Küçükbaş mı? Evet. Hep küçükbaş. Ha, güzel. Evet. Şimdi sütten faydalanıyor musun? Evet.
Nerede kullanıyorsun Erzincan sütü? Erzincan tulum peyniri olarak yapıyoruz. Niye kardeş Bayburt tulum peyniri yapmıyorsun? Yapalım. Erzincanlılar plastik bidonlara basıyor. Biz de tulumun içine basılıyor. Tulum da var. Tulum da yapıyoruz. Ya. Tabii. Kaçtan gidiyor kardeş? Şu anda 150-160'tan gidiyor. Gidiyor. Evet. Bak ne güzel. Yani senin de var nerede? Yününden de faydalanıyoruz. Yününde faydalanmıyoruz. Ne yapıyoruz? Vallahi çöpe gidiyor. Alıcı yok. Kardeş haber ver de gelin ben biraz yataklık yün alayım. Canın sağ olsun. Vallahi muhtara de ben gelip alacağım. Baş tacı. Yünleri hep çöpe attık sana. Ya helal olsun size ya. Gerçekten. Vallahi çöpe attık. Kardeş siz onları şey yapın ben onları hayır olarak dağıtacağım. Baş tacı. Vallahi dağıtacağım ben. Bak buradan duyuruyorum. Gel, kardeş tamam. Bu sene yünleriz benden. Kırkım zamanı bana arayacak diyeceksin. Tamam. Falancı yerde abi. Yünler kardeş ben onları hayır olarak dağıtacağım. Sizin hayrınız için. Sıkıntı tamam mı? Yok, sözünü ya. Aldım. Tamam, pek. Sıkıntı orada sıkıntı yok. Şimdi gelek kardeş. Evet. Hep yavrulamışlar. İkizler çok. Bak. Cinsi nedir bu hayvanın? Akkaraman. Evle yaklaş. Akkaraman. Akkaraman. Akkaraman evet. Biliyorsun yukarı kışlakta da. Akkaraman var. O şey. Kangal. Kangal mı? Kangal. Bilmiyorum onu. Sahibi yoktu ama ben Kangal diye onu biliyorum. Kangal. Biliyorsun onun iki omurga mı fazladır da? Evet. İki kaburga. İki kaburga işte omurga. Fazladır. Peki benim kardeşim. Bu kadar doğduğundan beri bu işi yapıyorsun evet. Sen. Bu insanlar ya koyun zarar ediyor. Koyun efendim satılmıyor. Koyunu kimse yemiyor. Sen niye yapıyorsun? Katılıyor musun sen bu işe? Şimdi şu şekilde koyun öncelikle adamın olacak, yerin olacak. Çobanın olacak, yapıcı olacak. Yapıcı olacak. Evet. Şimdi yapıcı olmadı mı boş, yapamıyorsun, bilmiyorsun. Becermediğin zaman ne olabilir? Tabii. Evet, yani bu koyunculuk hastalığına budur. Dikkat edeceksin. Her şeyine. Yavrusuna dikkat edeceksin. Evet, her şeyden. Her şeyine, her şeyine. Emeksiz yemek olmaz. Olmaz, emek yiyeceksin. Emek vereceksin. Bilhassa evet. Doğum zamanı küçük çocuktan farkı yok. Evet. Aynen öyle. Doğum zamanı bayağı bir sıkıntı veriyor yani. Ama şimdi bak, bu adam yani şey yapmak için demiyorum ha. Evet. Eleştirmek evet. Babından evet. Demiyorum, alınmak yok. Bu adam bu kiloyu nereden tuttu, nasıl tuttu? Şimdi ben söyleyeyim. Ben söyleyeyim. Yok. Huzur. Bu adam huzurlu. Ya şu yavruları seyirse ona yeter. Evet. Doğru mu diyorum? Doğrudur. O da doğrudur. Koyunun teki kaçtan gidiyor? Ben bilmekle birlikte sana soruyorum. Vallahi teki değil de biz çift olarak konuşalım. Konuşalım. Çifti şu anda kuzulu 8,5-10 arası gidiyor. 10 arası. Evet. Kuzulu. Kuzulu evet. Kısır? Kısır bilemiyorum. Onu bilemiyorsun. Bilemiyorum. Peki ben söyleyeyim pazar fiyatını. Tamam. 2000-2500 arası gidiyor. Düşük değil mi? Ben de öyle düşünüyorum. Düşük. Ama o, piyasası o. O kesin tohlu mohludur. Kısır yok, değil o. Yok. Ha kısır onu kuzu yanında yoktu. Hastalık koyunlu şu. Kızı yani, kuzu yanında oldu mu daha fark ediyor. Tabii. Kuzu yanında yoktu. O 2000-2500 kısır koyun. Oluyor, kısır koyun. Ya zaten pazarda hususi gidip küçük baş arıyorum. Bulabilirsem ne mutlu bana. Yok. Gel buraya sen. Hoş geldim zaten. Bak şans beni getirdi. O ötesi nedir öyle? O da arkadaşı. He. O da bunun. Geç bağımı sen de buraya gel bağım hele. Sen de gel hele. Gel. Muhtarım geç kameranın başına kardeş. Hepimizi gör. Hem de bana doğru yaklaşın görsün. Kardeş gerçekten. Heh. Şimdi. Gerçekten ben size teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Memleket senin neresi? Erzincan. Aslan Elazığ. Kakkoş. Ooo. Elazığlılarla Bayburtlar akrabaymışlar. Akrabaymış he. Aynen. Akrabaymışlar. Kültürü bir, huyu bir, suyu bir. Ah maşallah. Ha, ben size teşekkür ediyorum. Gerçekten teşekkür ediyorum. Şu üretimi yaptığınız için. Toplumda üretim işte bu. Ama üretime sahip çıkılmıyor. Bize sahip çıkılmaları kardeş, lazım. Kardeş an geldik işte dertlerini evet. Söyleyeceksin. Ne sıkıntılarımız var? Bize evet sahip diye. Çıkılmıyor. Bak bu mikrofon sizin. Hele yayla sorunu var. Küçük baş için yayla sorunu. Bugün küçük başı meraya saldığı zaman tarımı, askeriyesi, polisi bilmem ne tümü yani sıkıntı yapıyor. Niye? Üret şey yasak. Mera mı yasak? Mera yasak evet.
Muhtar, var mı böyle bir durum? Yok yok, öyle bir şey yok. Onu atla. Orayı atlat, orayı. Orayı geç orayı. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Üretime herkes destek verir. Üretime herkes destek verir. Tunceli, Erzurum. Oralara girmem. Bize gelsen. Ya bizi bizimle şey yap. Bayburt'la gidelim biz. Ben Bayburt'un muhabiriyim. Çoban sıkıntısı. Bak şimdi. Muhtar Gelin Yayla var. Ben Muhtar Gelin Yayla'yı maylayı çok iyi tanıyorum. Tamam. Orada yıllardır otlak, hayvan otlakta. Tamam. Bir tane de bu tarafta. Bir tane de bu tarafta. Aynı. Sıkıntımız yok. Ya Allah'a şükür. Bir genel olarak konuşuyoruz. Bir Bayburt'a bak sen. Niye Bayburt'a bak? Şimdi muhabir Bayburt'un, haberci Bayburt'un habercisi. Bayburt'tayız. Sen dedin derdini söyle. Ha, buradaki sorunu arayın bana diye. Ya buradaki sorunumuz Allah'a şükür. Sıkıntımız yok. Bugünümüze şükür, hayır. Bu muhtardan razı mısınız kardeş? Hamdolsun, Allah 100.000 defa razı olsun. Yiğittir, muhtarımızdan, yiğittir kardeşim. Köyümüzden. Yiğittir benim kardeşim. Allah ayağına taş değdirmesin. Amin. Yani köylü olarak da. Çalışkan. Abilerim. Sorun yok. Arkadaşlarım. Ya bura Bayburt'un en eğitimli köyü ha. Değil mi maşallah? Ne konuşuyorsun? Bak, en cahili muhtar çıktı. Emekli, o da cahil değil. Şakası cahil olsaydı. O işin şakası tabii ama en cahili muhtar işte bu. O da zorunan muhtar ettiler. Zorunan oldu. Kardeş, sana da teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Evet. Öncelikle ben kaçıyorum, hayırlı akşamlar diliyorum. Peki, eyvallah, teşekkür ettim. Bana doğru biraz gel. Sen ne düşünüyorsun kardeş? Senin de fikirlerini alalım. Bir tek sıkıntılarımız çoban bulamama sıkıntısı. Evet. Yem sıkıntı. Yemlerin son senelerde şey olması, zam varması. Şimdi şu an bizim yem olarak mesela içeride yeme mevsimimiz koyun. Koyunda 2, hadi bir de benden olsun 3 ay. 3 ay. En az 3 ay. Ay 4 ay. En az 3 ay. Aynen. Bu seneki hafif geçti ki. Bu sene karın yanmaması daha şey. İnşallah geçti, bu aynen. Sene iyiyiz. İnşallah. Hayırlısı. İnşallah. Allah evet. Şey yapmaz. Var mı bir derdimi senin katacağın bir şey? Yok, sağ olasın. Geldiğin için biz teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Allah razı olsun bu durumu şeyi gösterdiğiniz için. Allah razı olsun. Evet. Muhtarım gel şimdi yanıma kardeş. Gel bana şimdi. Şimdi o tarafı da çekeceğim. Şimdi koyunların arasına kamerayla gireceğim. Aynen, de. Böyle aynen, gel abi yanıma. Aynen. Görüyorum kardeş gerçekten Bu sürünün bu köyde oluşu beni gerçekten ziyadesiyle Allah mutlu razı etti. Allah mutlu razı etti. Bu hayvan sahibi kardeşlerime teşekkür ediyorum. Ara sıra da geliriz şu koyun yoğurdu yemeye yazın. İnşallah. Yazın inşallah, geliriz. Her zaman. Her zaman gelirsin. Yaylalarda. Nasıl bulacağım sizi? Sen gelsin. Hiç sorun değil onu. O bir latifeydi. Elbette evet muhtarım. Köyümüzde ne var ne yok? Köyümüz çok sakiniz Bahattin Bey. Köyümüzde şu anda mevcudumuz çok düştü. Düştük mü? Çok düştük. Kaç haneye düştük yazın, şu an? 20 haneyiz şu anda ya. 20 hane. 20 haneyiz. Yazın şu altta mesela yeri yapmışsın. Ama oraya çayır yolu yaptı da bizi yukarıya biz düşünüyoruz. Orası çayır yolunun mu? Ben sizin diye çektim kardeş. Öyle onu değiştir. Bana ne değiştirmeyeceğim. Sünürler kısımda dursunlar. Onu değiştir de o bizim değil. Çünkü ama biz de onun bu tarafına düşünüyoruz. Köprüler yani. De zaten biraz dandik olmuş. Çayır yolunun muhtarı duysun buradan. Tabii. Köprüler iyi olmamış suyun üstüne. Aynen. Peki muhtarım köyde çalışmalarımızda 2022'yi bitirdik, 23'e girdik. Evet. Ne planlarım var? Vallahi planlarımız şu anda ilk etapta ağaç. Ağaç. Göletin etrafı yeşerttin. Göletin etrafında var da yalnız göletimizde bu sene su sıkıntısı yaşıyoruz. Su mu yok? Yağış su yok, olmadı. Bu sene yağış yok. Şu gelen üstten gelen dikey gelen dereyi yatay olarak gölete almayı düşünüyoruz. Evet. Şöyle çevirelim kamerayı o tarafa. Muhtarım bir görünsün. Şu karşıdan yatay olarak gölete su düşünüyoruz. Evet. Bir de hazır mevcut gözeler. Oradan yayladan gelen komple su bu dereden mi gelir? Buradan geliyor evet. Bir de arkadan geliyor. Arkadan da o zaten yetersiz geliyor. O yetersiz. Ama yine de yeterli değil. Yok. Bu sene sıkıntımız büyük Bahattin evet. Bey. Bakalım inşallah. İnşallah iyi olur. Başarabilir. İnşallah iyi olur evet. İkincisi bir de köy irsaliye hattını değişmemiz lazım. Su. Eski kırklı borularla geliyor. He. Çok kötü. Değişmemiz lazım. Tabii değişmemiz lazım. Çünkü köyün içerisinde onları konuşacağız zaten. İnşallah. Muhtarım. Burada bir nokta koyalım.